Erol Taş'ın başı hırsızlarla dertte. Türk sinemasının kötü adamı Erol Taş, hırsızlarla uğraşmaktan illallah dedi. Eşi Hafize Taş'ın hastalığı ile uğraştığı günler ve Hafize Hanım ölmeden 2 gün öncesi. Taş, hastanede eşinin yanındayken bunu fırsat bilen hırsızlar, gece kimseler yok diye Erol Taş'ın evine giriyorlar. Evdeki değerli ne kadar eşya varsa hırsızlar alıp götürmüş. Eşinin ölümüne mi yansın yoksa evinin soyulduğuna mı? Çok geçmeden 3 çocuğu ile yaşamaya başlayan Taş'ın evi bir kez daha soyulur. Bu kez evde değerli bir şey kalmadığı için hırsızlar Taş'ın ceketinin cebindeki 3.750 Türk lirasını alıp kaçarlar. Erol Taş polise koşar ama nafile. İki olayın da failleri bulunamaz ve geçtiğimiz gün 3. hırsızlık olayı yaşanır. Erol Taş film çekimi için film platosuna gelir. Aracını da platonun yakınlarına park eder. Çekimler biter, arabasının yanına gider ki bir de ne görsün. Hırsızlar arabayı patlatmış ve içeride bulunan 4 takım elbiseyle 6 gömleği alıp kaçmışlar. Taş ise soluğu yine karakolda almış. Erol Taş yaşananlar için hep kambur kambur üstüne geliyor. 17.30'da çıktım stüdyodan arabayı soymuşlar. Bu elbiselere çok üzüldüm. Biliyorsunuz bize filmlerde elbise vermiyorlar, kazandığımız parayla biz kendimiz diktiriyor ve birkaç filmde bu elbiseleri kullanıyoruz. Bu çalınan elbiselerle göründüğüm daha bitmemiş 3 filmim daha vardı. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Erol Taş'a geçmiş olsun diyoruz. Haber 1966 yılına aittir.